Tabii Katar'da olmak güzel. Yani Katar'la Türkiye arasındaki son yıllarda yaşanan yakınlık, işte bu yaşanan süreçteki Türkiye'nin desteği Cumhurbaşkanımız düzeyinde gerçekten çok önemli. Biz de istiyoruz ki bu yakınlaşma, bu destek ticarete de dönsün her anlamda. Türkiye'nin gayrimenkul potansiyeline Katar'ın da daha fazla ilgi duymasını istiyoruz. Biz de teknik yapıyla halk gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak İzmir'deki başlayacağımız projeyi Erdem Bey'in dediği gibi ilk defa bir manada sahneye çıkarmış oluyoruz. Çok önemli, özel bir proje. Belki Umut Bey biraz projeden bahsetmek ister. Şimdi yani Katar'dan da tabii niye geldik bir kere oradan bir bahsedersek. 2017 yabancılara konut satışı rakamları geçtiğimiz günlerde açıklandı. 20 bin gibi bir sayı var ve bu sayının %50'lik yarısı, bir kısmı genelde körfez ülkelerinden. Yani Katar da bu körfez ülkelerinin içinde tabii ciddi bir pay alıyor ama bunu adetsel bazlı olarak değil de rakamsal bazlı baktığımızda yani Katar'ın da ciddi bir şekilde Türkiye'de yatırım yaptığını görüyoruz. Biz geçen sene de efendim? Tam rakamsal olarak onu şimdi 270 adet ama demin onu şunu söylemek istedim. Adetsel baza değil, rakamsal olarak bazda daha üst seviyelerde yer alıyor. Geçen yıl da biz Expo Katar Fuarı'na katıldıydık. Fakat oradaki lokasyona göre buranın lokasyonun daha iyi olduğuna inanıyorduk. Ve bu sene, yani her tekrarlanan sene biraz daha talebin artacağı için bu seneki hele özellikle iki ülke arasındaki ilişkilerden dolayı ciddi bir talep bekliyoruz. İzmir projemize gelirsek, geçtiğimiz yaz ayının sonlarına doğru Halk GEO ile beraber Emlak Konut'un İzmir Alsancak'ta ihale etmiş olduğu Tariş'in yerlerini yaklaşık 40 dönümlük bir arsa üzerinde 1 milyar 672 milyon Türk lirası hasılatı taahhüt ederek ihaleyi kazandık. Şu an proje aşamasında projemiz. Yaklaşık 140 bin metrekarelik bir satılabilir alanı olacak proje. Mix, karma mix bir proje olacak. Burada içinde otel, home office, residence, ticari alanlar, açık ticari alanlar. Bununla beraber sosyo-kültürel alanını da barındıran karma bir proje tasarlanıyor. Şimdi tabii neden İzmir diye de sorduğumuzda biz teknik yapı olarak 3 yıl öncesinde İstanbul dışında da yatırımlar yapmaya karar vermiştik. Biz bunu Anadolu atılımı diye isimlendiriyoruz. Ve bunun ilk ayağını Denizli'de yine Emlak Konut'la beraber Evora Denizli projemizle başlamıştık. Ve bu projenin 1400 konutluk bir proje, yaklaşık yarısı kadar 700 küsur konutluk kısmını bu yaz sonunda teslim edeceğiz. Alıcılara, yatırımcılarıyla buluşacak. Tabii o bölgeye geldiğimizde, bölge araştırmasını yaptığımızda hedefin İzmir olduğunu gördük. Özellikle de yabancı yatırımcılar açısından yatırım potansiyeli en yüksek il İzmir'in gözükmesi. İzmir'e baktığımızda yüzyıllar boyunca birçok kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Yaklaşık 5 milyonluk genç ve dinamik bir nüfusu var. Okur yazarlık seviyesi Türkiye ortalamalarının üzerinde. Korunaklı bir körfez etrafına yerleşmiş bir liman şehri. Ilıman iklimi sayesinde tarımcılık, hayvancılık, sanayi gelişmiş. Türkiye'nin %10'un sanayisi İzmir'de üretiliyor. Birçok medeniyetlere ev sahibi yaptığı gibi işte ikliminden dolayı turizm olarak ön planda olması. Dolayısıyla sadece yabancıların da değil, özellikle İzmir civarındaki diğer komşu illerden de son zamanlarda zaten göç alan da bir il. 7000'in üzerinde bir göç alma sayısı var İzmir'in. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde bizim için de yatırım potansiyeli yüksek, en yüksek illerimizden biri olarak gördük. Ve projemiz yaklaşık 3 ay sonra gibi bir süreç içinde inşallah projelendirme aşamasında satışa çıkmayı planlıyoruz. Şu an burada evet Katar'da zaten bölgeyi anlatıyoruz. Arsamızın yeri denize olan yakınlığı. Biraz önce tam bahsetmedim. Yeri hakikaten İzmir'in
en önemli pırlanta taşı diyeceğimiz bir yerde Alsancak Kordon'a 5 dakikalık yürüme mesafesinde limanın hemen arkasında panoramik bir şekilde deniz manzarasına sahip bir bölgede. Yabancı yatırımcılar daha çok İstanbul, işte Bursa, Trabzon gibi yerleri seçiyor. İzmir çok fazla önemli değil. İzmir algısı nasıl aldı? Değiştirmek Tabii şimdi şöyle, yapmış olduğumuz araştırmalarda İzmir de potansiyel il olarak gözüküyor ama şu an biraz İzmir turizm odaklı gibi. Yani daha ziyade işte Çeşme bölgesi dediğimizde, sadece Çeşme diye dememek lazım ama İzmir yakınlarındaki deniz olan iklimi daha ziyade turizme yatkın yerlerde yatırım potansiyeli daha yüksek gözüküyor. Fakat İzmir'de bizim gözlemlediğimiz ciddi bir kentsel dönüşüm ihtiyacı var İzmir'in. Kentsel dönüşümden diğer iller kadar nasibini alamamış. Zaten şu an bir helikopterle kuş bakışı bile baktığımızda çıplak gözden bile görebiliyoruz ki İzmir'in %50'lik bir kısmının riskli alanda, riskli yapılarla olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kentsel dönüşümden yeteri payı alamamış ve genelde tekil projeler. Ve ayrıca bu kentsel dönüşümler de bildiğiniz gibi şehrin dışında daha büyük montanlı başlar. Şehrin içine doğru yaklaştıkça hacim olarak küçülür. İzmir'deki projeleri de incelediğimizde tekil veya en fazla 1-2 bloklar oluşmuş projeler. Bizim projemizin en önemli noktası karma mix bir proje ve projenin büyüklüğü artı lokasyonu. Yaklaşık burada 140 bin metrekare satılabilir alandan bahsettim. Bunu 7 tane 6-7 bir ana blok gibi, bunun yanında da tekil bazı bağımsız ticari bölümlerden oluşturup bir yaşam alanı sunacağız. Açık bir yaşam alanı orada tasarlıyoruz. Kapalı bir AVM, bir ticaret düşünülmüyor. Tamamen İzmir halkının şu anki yaşantısına uygun, iklimle bir yaşayan, orada açık bir alanda doğal bir yaşam projesi tasarlıyoruz. Şu an İzmir projesi için buna yeni başladık. Hatta ilk defa yani görücüye çıkıyor demek istemiyoruz çünkü daha proje tamamlanmadı. Tamamlanacak, lansmanını yapacağız, ön onayları alınacak. Biz şu an burada biraz önce bahsettiğiniz talep toplamayı oluşturuyoruz. Yani bu bölgeyle işte takribi bir metrekare fiyatlarını takribi söyleyebiliyoruz. Projenin ana hatlarından bahsediyoruz. Buradan gelecek talebe göre bunu lansmandan sonra değerlendireceğiz. Pardon. Tabii biz İzmir projesine teknik yapı halk geliyor ortak girişimi olarak gerçekleştiriyoruz. Onun haricinde de biz 4 tane projeyle katıldık. Delixia Park Residence ve Business projemiz yaklaşık 3 ay önce lansmanını yapmış olduğumuz bir proje. Bir Bahçeşehir'de Isparta Kule'nin tepesinde Kanal İstanbul manzaralı, yani açılacak Kanal İstanbul manzaralı bir otel yatırım projemiz var. Fikirtepe'de kentsel dönüşümün yıldızı diye adlandırdığımız Uplife Kadıköy projemiz ve başka hangi projemiz var diyecektim. Kanal İstanbul yanındaki olabilir mi otel projesi? Evet, şuradaki maketinde gördüğümüz otel projemiz. Tabi resmin büyük tarafına baktığımızda yabancıya satış, yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesi için birçok adımın atılması lazım. Bu mütekabiliyet yasasının çıkması, ikametgah müsaadesinin çıkması hepsi bir adımdı. Ama rakamlar 5 milyar dolarlar mertebesine sıkıştı. Bir atılım daha yapmamız lazım. Bence bunlardan en önemlisi, ki bu konuda Giyoder, kulakları çınlasın, Konut der ve İnder, Nazım Beyler'in, Altan Beyler'in başkanı olduğu derneklerle beraber biz birlikte şu anda
müktesep hakla ilgili yoğun bir çalışma yapıyoruz. Müktesep hak. Ve bu konuyla ilgili de tabii ki kamu, kanun koyucu bu konuyu çok iyi biliyor. Fakat zamanlama olarak bir süreç, hazırlık ve yoğunluğun da verdiği bir süreç yaşandı. Biz artık müktesep hak konusunun yasal düzenleme ile açıklığa kavuşturulması ve netleşmesini bekliyoruz. Çünkü gerek tekil gayrimenkul alanlar, ki bunun maalesef örnekleri daha önceki yıllarda yaşandı, gerekse büyük yatırımcılar için yatırım yapma arifesinde eldeki imar durum belgesi vesaire, bunlara göre fizibilite çalışmaları yapılıyor ve sonuçta bir kaynak aktarılıyor. Proje hangi aşamaya gelirse gelsin maalesef bir risk unsuru olduğundan dolayı bunu izah etmek kendimize mümkün değil, yabancıya hiç değil. Onun için bir an önce müktesep hakla ilgili düzenlemenin yapılması lazım. İnşallah en önemli önceliğimiz şu anda bu manada bu. Ama gayrimenkul sektörü her zaman olduğu gibi Türkiye'de çok canlı olmak zorunda. Kentsel dönüşüm en önemli bileşenlerinden birisidir. Bunun dışındaki ihtiyaç faktörleri bitmedi. En azından bir çeyrek asır daha devam edecek. Öyle gözüküyor. Onun için gayrimenkulün önünü açıcı ulusal ya da uluslararası düzenlemeleri yapıp tartışma konusu olmaktan kesinlikle çıkarmak lazım. Ya bunları tartıştığımız bir ortamda hani empati yaptığınızda zaten yatırım yapmak mümkün olmaz. Ya 2018 senesinde gayrimenkul sektörü elbette büyümeye devam edecek. Çünkü ekonominin %30-40'ı 250 alt sektörlü inşaat sektörü, gayrimenkul sektörü. İstihdam yoğun. Bu konuda biz şirketler olarak da, dernekler olarak da heyecanla, ümitle çalışmaya devam edeceğiz. Yani 2023 hedeflerini tutturmak için bunları kanun koyucu yapmak zorunda. Bizler de ona göre büyümek zorundayız.